Çocuk sahibi olmak herhangi evli bir çift için heyecanlı ama korkutucu bir olasılık. O küçük, çaresiz yeni doğmuş bebeği ilk kez gördüğündeki his, tarif edilemez bir his. Bu tecrübe bir çift için ayrı yumurta ikizlerine evlatlık edindiklerinde ikiye katlanmıştı. Bir süre sonra dışarı çıktılar ve ikinci ayrı yumurta ikizlerine evlat edindiler. Fakat kendi bebekleri olduğunda da ayrı yumurta ikizleri sahibi oldular. Bu aile hakkında farklı bir şey olduğu net hale gelmişti. Carrie ve Craig Kaczynski her zaman büyük bir ailenin hayalini kurmuşlardı. Evlenmeden önce bu konuyu tartışmışlardı ve ailelerine başlamayı beklemiyorlardı. Ama çoğu zaman olduğu gibi hayatın başka planları vardı. Doktorlar çeşitli medikal durumlardan dolayı doğal yolla çocukları olamayacağı konusunda çifti bilgilendirmişti. Çift anlaşılır bir şekilde yıkıma uğramışlardı. Küçük ayakların evin etrafında patır patır ses çıkardığı hayalleri alt üst olmuş gibi görünüyordu. Ama onlar pes etmeyeceklerdi. 2013'te Carrie'nin eski arkadaşı Facebook vasıtasıyla ona ulaştı. Carrie, onca yıl sonra arkadaşından haber aldığı için çok mutluydu. Ama aynı zamanda neden ona ulaştığı konusunda kafası karışmıştı. Carrie şüpheliydi. Bir şeyler olduğunu biliyordu. Çift çocuk sahibi olmak için çaresizdi. Fakat arkadaşlarının sadece hamile değil, doğurduktan sonra çiftin onu evlat edinmesini umduğunu duyunca kendilerinden geçmişlerdi. Belki hayalleri gerçek olabilirdi ama birkaç ay sonra kadının ikizleri olacağını bulmuşlardı. Hamile kadın ne yazık ki doğurduğunda onları yetiştirecek veya bakacak durumda değildi. Sık sık evlatlık vermeyi düşünürdü ama her zaman sonradan aklına gelen düşünceler olurdu. Evlatlık verme hiç kimse için hiçbir zaman kolay bir seçenek olmamıştır. Fakat o her zaman Kaczynski çiftinin fantastik ebeveynler olabileceğine inanmıştı. 28 Şubat 2014'te Adeline ve Kenna bir Ohio hastanesinde dünyaya geldiler. Carrie ve Craig bebeklerini ilk kez görmek için sabırsızlanıyorlardı. Ama onlar tedbirliydi ve sadece denemek için bebeklere evlatlık edinmeye karar vermişlerdi. Sadece biyolojik anne onay vermişti. Deneme döneminin neredeyse birinci yılı içerisinde çift onları sonsuza kadar tutmaya karar verdi. Ama sonra beklemedikleri dikkat çekici bir şey olmuştu. İkizlerin biyolojik annesinin çoktan şimdi 2 yaşlarında olan doğumlarından beri yetiştirdiği ayrı yumurta ikizleri vardı ve kadın artık onlara bakabilecek durumda olmadığını hissetmişti. Tekrar Carrie ve Craig'e ulaştı. Carrie ve Craig onlara diğer ayrı yumurta ikizlerini edinip edinmeyeceklerini sorduğunda zar zor tereddüt ettiler. Büyük bir aile istiyorlardı ve finansal olarak birini düzende tutabilirlerdi. Bu yüzden olumlu bir cevap verdiler. Sadece birkaç hafta içerisinde Cece ve Gigi ailenin gururlu yeni üyeleriydiler. Onların da aynı şekilde 28 Şubat'ta doğmuş olmaları sadece olağanüstü bir rastlantıydı. Carrie, röportajcılara kararın zor bir karar olmadığını fakat yapılması gereken olarak çocukları ayırmak istemediklerini açıkladı. Carrie, Journal Times'a, "Zor bir karardı. Kendimiz hamile kalmaya çalışıyorduk. Fakat onlar kardeşti. Böylece kesinlikle bu sohbetimizin bir parçasıydı. Kardeşleri bir arada tutmak istedik," dedi. Deli dolu ev halkına rağmen şimdi Carrie ve Craig kendi çocuklarının olmasını istediler. Doktorların dediklerine rağmen bu hedefe doğru çalışmaya devam ettiler. Sadece bir yıl sonra Carrie sabah halsizliği olduğunda daha heyecanlanmış olamazdı. Carrie ve Craig hamilelik testine gittiklerinde hala gergin ve inanmazlık durumundaydılar. Çocuk sahibi olamayacaklarından emindiler ama testin pozitif çıkmasını umuyorlardı. Pozitifti ve bu daha sadece yarısıydı. Carrie'nin kesin hamile olduğu söylendiğinde çift mutluluktan zıpladı. Bunu daha da güzel kılan şey ise ikizlere hamile olmasıydı. Bir gecede aile hali hazırda 6 sağlıklı kişiyken 8'e büyüdü ve zamanlama oldukça acayipti. Herkes şoktaydı. Carrie bir gün koltuğuna oturmuş kıyafetleri katlarken sadece 5 aylık hamileydi. Kasılmaları olabileceğini hissettiğinde o ve Craig bebeklerini kaybedebilecekleri için çaresizce endişelenmişlerdi. Carrie hastaneye koştu. Endişeli zamanlardı fakat çift pozitif kaldı.